23 Haziran'a sayılı günler kala İstanbul'da yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel. Biz 10 TV olarak İstanbul'un Fatih ilçesindeyiz. Gelin şimdi mikrofonu İstanbul halkına uzatalım ve 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceklerini soralım. Söz şimdi sizde. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Niçin Ekrem İmamoğlu? Değişiklik olsun ya. Bir yenilik gelsin. Başka bir nedeni yok yani. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Yine Ekrem İmamoğlu. Yine Ekrem İmamoğlu. Son başbakana vereceğim. Binali Yıldırım'a. Hayır. Neden Binali Yıldırım? Çünkü doğru, dürüst, çalışkan. Memleket için her şey yaptı bu adı için. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Gene aynı oy veriyorum. Yine Binali Yıldırım'a. Aynı oy gene de kullanacağım. Tercihim de odur. Memlekete bir şeyler yaptı. Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğim. Binali Yıldırım'a vereceğim. Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? Neden Binali Yıldırım? Ülkemizin ileri gitmesi için ve adam gibi adam olduğu için Ekrem İmamoğlu daha nedir? Daha yediği yemek şeye gitmedi, denize gitmedi. Yani ülkede bu kadar işler olmuş, ülke bir kalkınmış. Ülkede yani olmayacak işler oluyor. Yollar, metrolar. Ben eskiden buraya bir buçuk iki saatte geliyordum. Şu an 15 dakikada buraya geliyorum. Bilemedin 20 dakikada. Demek ki bir şeyler oluyor ki bu insanlar bu kadar rahatlamış. Yani nankörlük olmamak lazım. Ben bu yüzden Binali Yıldırım diyorum. Ben 30 senedir, 40 senedir İstanbul'dayım. Ve Sultanahmam'da da esnafı. Bu hüküm, bu belediyenin verdiği hizmet hiçbir yere vermedi. Yalnız bura değil, Türkiye'nin her tarafına verildi. Kardeşimin dediği gibi kalkıyorum, 2 saatlik, 3 saatlik arabamızla geleceğimiz yerde şimdi 15-20 dakikada geliyoruz. Ve güzel bir temizlik var, güzel bir hizmet var. Niye vermeyelim? Ben vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Arkadaşlar tam taraflı konuşuyor. Ben tarafsız olarak dürüst konuşmayı düşünüyorum. Bir, Türkiye bugüne bu borçlanma neden oldu? Bu pahalılık borçlanmadan doğdu. Doların yükselmesi, euronun yükselmesi. Bunun sebebine gelince bu çok uzun hikaye ama ben oyumu vermeyeceğim şeye, Binali Yıldırım'a. Ama daha evvel veriyordum. Çünkü şimdi vicdanım bunu kabul etmiyor. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? He? 31 Mart'ta yine şeye vermiştim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na vermiştim. Neyse bu geçiciydi. Ben daha evvel şimdiye kadar 46 senedir MHP'ye oy verdim. MHP'ye bedel de ödedim MHP'nin konusunu. Ama sonraki şu durumları gördükten sonra hayır. Ekrem İmamoğlu'na verdim. İmamoğlu'na. Neden Ekrem İmamoğlu? Neden? Çünkü 17 yıldır, 20 yıldır bu iktidar başta. Ekonomi şu anda çok kötü durumda. İstanbul çok kötü durumda. İşsizlik haç safhada. Ben de esnafım, iş yerim var. Yani çok zor şu anda dükkanı döndürebiliyorum. İyi olur diye düşünüyorum. O yüzden Ekrem İmamoğlu diyorum. Valla Binali Yıldırım'ı. Binali Yıldırım. Ben doğdum doğalı. Ben demokratçıyım. Ben de resmiyim. Onun devamı zaten bunlar. İstanbul'u İstanbul'u yapan bunlar. Fakat noksanları var. Yok değil. İnşallah tamam bunlar. 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksiniz? Galiba Binali Yıldırım'a vereceğim. Binali Yıldırım. Niçin Binali Yıldırım? Yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara vereceğim. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Binali Yıldırım'a verdim. Yine Binali Yıldırım'a vereceğim. Evet. Peki Binali Yıldırım'a oy veren bir seçmen olarak Binali Yıldırım'ın projelerini takip ediyor musun? Vallahi bu sene pek takip etmedim ya. Ama şahsen bazı şeylerini duydum internet üzerinden falan. Bazı sosyal medya icralarında falan gördüm. Peki İmamoğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bence CHP'nin çıkardığı en güçlü aday. Yani oy verilebilir kendisine ama ben CHP'de bazı Kılıçdaroğlu yüzünden vermiyorum, öyle söyleyeyim. Bazı görüşleri yüzünden. Hangi görüşleri mesela? Mesela bazı yaptığı açıklamalar. Mesela AK Parti'nin zamanında barış süreci üzerinde yaptığı şeyler vardı. Yanlış politikalar vardı. Sonrasında bunları düzelttiler ama bu sefer CHP sırf HDP'den oy alabilmek için onlara yaklaşıp bazı yanlış fotoğraflar ve yanlış söylemler içerisine girdi. Mesela beni çok rahatsız etmişti. 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksiniz? Öncelikle İstanbul'umuza hayırlı olmasını temin ediyorum. Kim gelirse gelsin bu ülkenin vatandaşıdır.
Ama tabii ki gönlümüz Sayın Binali Yıldırım Bey'in gelmesinden yana, tecrübesiyle meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt kademesinden en üst kademesine çıkan bir insan olarak tecrübe dururken acemiye bence hiç gerek yok. Kendimizi yanıltmayalım. İnsanların gerçek yüzü bu değil. Bu sadece seçimi kazanabilmek içindir. Bunlar geldikten sonra Allah İstanbullulara yardım etsin. Kimden bahsediyorsunuz, açalım onu. Sayın İmamoğlu'nun şahsını zaten 3 aydır tanıyoruz. Belki şahsı güzel olabilir ama bulunduğu parti, bulunduğu ortam bize pek mantıklı gelmiyor. Çünkü onlar kendi aralarında birbirlerini idare edemiyorlar. İstanbul'un 16 milyon insanı nasıl idare edecekler? Ordu valisine it diyen bir insan, bir şahıs 16 milyonu nasıl yönetecek? İzlediniz mi o görüntüleri? Kesinlikle izledim. Ondan dolayı diyorum ya, insanların gerçek yüzü göründüğü değil, seçimi alıp da İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra gerçek yüzünü insanlar görecek. O zaman pişman olacaklar. 5 senedir 25 sene geri gidecek İstanbul. Onun için İstanbul'a sahip çıkmamız lazım. Çünkü Amerika, Avrupa neden gözleri İstanbul'un üzerinde? Neden biz Amerika'nın iç siyasetine karışmıyoruz da onların ne özelliği var İstanbul'a karışıyorlar? Niye yok? Bizden çok daha takip ediyorlar. Yani bir meyve taşlanıyorsa demek ki tatlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru yoldadır. Vatan için, bayrak için, millet için hizmet ediyor. Onun için bir olalım, birlik olalım, beraber olalım, tek Türkiye olalım. Neden Ekrem İmamoğlu? Daha iyi olacağını düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum. Aha. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Gene aynı. Daha önce hangi partiyi destekliyordunuz? HDP. HDP'yi. HDP aday çıkarmadığı için mi İmamoğlu'nu destekliyorsunuz? Aslında biz Siverekli olduğumuz için Siverek'ten AK Parti'yi destekliyor. Yani oradan bıçaklardan alsın diye. Yani çünkü bıçak aşireti bize pek faydası olmadı yani. Onlara orada destek verdik. Burada İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu diye düşünüyorum ben. Ha, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Niçin İmamoğlu? Biz artık bu şeyden bıktık, yönetimden yani. Uygulamaları yanlış AKP'nin. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Ben ilk defa 31 Mart'ta işte İmamoğlu'na oy verdim. Daha önce başka partiye veriyordum. Hangi partiye oy veriyordunuz? Ben HDP seçmeniyim. HDP aday çıkarmadığı için mi İmamoğlu'nu destekliyorsunuz? Tabii ki. Yo, aday çıkarsaydı da ben yine İmamoğlu'na verecektim. Yine İmamoğlu'na verecektim. Çünkü mantıklı olanı buydu. Öyle aday çıkarırsa oylar bölünüyor falan filan. Yine AKP'ye kalıyoruz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? He? Niçin İmamoğlu? Onun haksızlığı, ya, haksızlığı yaptırabiliyor musun? Ne gibi bir haksızlık? Şeysini elinde aldılar, kazandığı elinde aldılar. Bu yetmiyor be bu. Şimdi senin mikrofonunu elinden alırsam haksız yapmıyor mu? Bu da aynı oldu. Ekmeğini elinden aldılar, işini elinden aldılar. Yavrum, ben oyuncak olamam. Ben bu ülkenin oyuncak olamam. 4 tane şehit vermiş benim ailem. En küçük amcam Sarıkamış'ta donmuş. Babaannem ağlıyordu. Hüseyin'imin öldü haberi geldi. Ben dünyayı gezmiş bir kadınım. Yeni hacdan geldim, Ümre'den geldim. 9 saat atla öğretmenlik yapmaya gittim. Nereye vermeliyim sence? Nereye vermeliyim? Siz söyleyin bilsinler. Nereye vermeliyim? Ülkemi seven, Atatürkçü, millet ayırmayan, Lazistan diye bir şey yok. Ben Türk'üm, Türkiye'liyim, Atatürkçüyüm. Bu memleketi seviyorum. 4 tane şehit vermiş ailem. Başka var mı diyeceğim? Yani buradan ne anlamalıyız? Kimi destekliyorsunuz? Ben memleketini seven bir kadınım. Ona göre oyumu atacağım. Peki, çok teşekkür ederim. Çünkü ülkenin böyle kargaşaya, değdiği koduya ihtiyacı yok. Ekonomiye, köylü bitti. Köylü lazım bana, köylü. Bana köylü lazım. Ben sözcü okuyan bir kadınım. Gerisini artık söyleyin. Hürriyet okuyorum. Hürriyetle sözcü okuyorum.
Ben ülkeni seven bir kadınım. Gerisini boş verin. Ekrem İmamoğlu ne demeyi tercih ederim? Neden Ekrem İmamoğlu? Yani şu an Türkiye'nin durumuna bakarsak Ekrem İmamoğlu yani Türkiye daha sıcak bakıyor. Hani gelişme bakımından, şey bakımından hani iyi bir yönetici olacağını kendini ifade ediyor. Daha karar veremedim. Niye kararsızsınız? Düşüneceğim. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? He? 31 Mart'ta. AK Parti ya. Binali Yıldırım'a. Evet. O zaman Binali Yıldırım'a verdiniz. Bu seçimde niye kararsızsınız? Karıştı ondan kararsızım. Ne karıştı? Diyor, çaldı diyorlar. Biri çalmadı diyor. Ben ne bileyim. Ekrem İmamoğlu'ya biraz daha yakınım. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? Ekrem İmamoğlu'na. Neden peki Ekrem İmamoğlu'na daha yakınsınız? Ya daha yakın görüyorum. Daha sıcakkanlı. Kesinlikle İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Niçin Ekrem İmamoğlu? Çünkü dürüstlüğüne inanıyorum. Zaten altyapısının da çok kuvvetli olduğunu biliyorum. En azından diploması varsa hangi üniversiteden olduğunu ispat edebileceğini düşünüyorum. Duruşunu, konuşma tarzını, edebini beğeniyorum. Bu yüzden. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? Yine İmamoğlu. İmamoğlu'ndan almıştım. 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksiniz? Binali Yıldırım'ı düşünüyorum. Binali Yıldırım. Siz? Binali Yıldırım. Önce size başlayalım. Neden Binali Yıldırım? Bugüne kadar yani genelde AK Parti'nin hep verdiği sözleri tuttuğunu kendimce düşünüyorum. Ondan dolayı yani. Kesinlikle. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? Binali Yıldırım'a yine oy vermiştim. Peki Binali Yıldırım'a oy veren bir seçmen olarak projelerini takip ediyor musunuz? Evet, takip ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşallah yani yapacağını inanıyorum. Yani inşallah tekrardan kazanır ve de AK Parti'nin verdiği vaatleri yerine getireceğini umuyorum. Peki siz neden Binali Yıldırım? Ya ben öncelikle vaatlerini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Ya Binali Yıldırım lafın neri bir adam. Ben destekliyorum. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? Binali Yıldırım'a. Peki projelerini takip ediyor musunuz Yıldırım? Biliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya öncelikle Ekrem İmamoğlu da iyi bir aday. Ya kaliteli muhalefet yaptılar. Akbil falan düştü de. Şimdi Binali Yıldırım'ın vaatleri bence daha ilgi çekici. Ülkeyi daha geliştirecek vaatler. Hangi vaatler onlar mesela? Ya bu evli çiftlere falan kredi falan o vaatleri var mesela. Ya bence daha yararlı vaatler İmamoğlu'nun vaatlerine göre. Öyle düşünüyorum. Sandığa giderken sizin kararlarınızda ne etkiliyor oluyor onu konuşalım. Alacağım hizmet etkiliyor. Çünkü bizim yerel yönetimlerden beklediğimiz tek şey şu. Evimize su gelsin, çöplerimiz zamanında alınsın, elektriklerimiz de kesinti olmasın, toplu ulaşım araçları yeterli olsun, temizlik olsun. Bunun için bir şey beklemiyoruz ki. Yani ben İmamoğlu'na vereceğim, bu kadar basit. Neden Ekrem İmamoğlu? İstanbul ve Türkiye her 20 senede bir değişiyor. Zaten 20 yıldır her şey ortada. Millet artık aklıyla oynamayacak hiç kimse. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Kullanmamıştım. Neden 31 Mart'ta sandığa gitmediniz bu sefer? Birinde gitmedim ama öbüründe giderim. Yani sonuçta ortada gözle görülen bazı bir sistemler var. Siz İmamoğlu'nun projelerini takip ediyor musunuz? Bazılarını okuyorum. Nasıl buluyorsunuz peki? Onu yaptıklarını şu andaki aday olanlar yapıyorlar. Düşündüklerinin en azından. Madem bunlar daha önceden vardı şimdi niye uygulanmadı da bugün uygulanmaya başlandı? Daha önceden vardı bunlar. Bir takım yaptığınız indirimleri daha önceden de yapsaydınız, 10 sene önce yapsaydınız bunları. Bugün yapmanın ne anlamı var? Binali Yıldırım'ın vaatlerinden bahsediyorsun. Hayır. Tabii. Şimdi İmamoğlu'nun söyleyip de kendisinin daha sonra çevirdiği vaatlerden bahsediyorum ben de. CHP. Ekrem İmamoğlu. Niçin İmamoğlu? Çünkü haksızlık yaptılar, anlamının önünde şeyini aldılar. Ben bir daha önceden AK Parti'ydim ama mümkün değil. Elim kırılsın yine vermem yani. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? CHP'ye vermiştim. Peki AK Parti'ye daha önce AK Parti'ye oy veren bir seçmen olarak neden böyle bir karar değişikliğine gittin? Çünkü yanlış yapıyorlar, hep palavra atıyorlar. Kabadayı konuşuyorlar. O yüzden sizin tercihiniz İmamoğlu'ndan yani. Evet, İmamoğlu'ndan. Adam gibi adam. İşe gerekirse 5 sene sonra da onu göndeririz yani. Devamlı değişmesi lazım yani, daha iyi olması için. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Hangi adaya oy vereceksiniz? MHP'yi. MHP ile AK Parti'nin ortak adayı Binali evet. Yıldırım. Evet. Neden Binali Yıldırım? Bilmiyorum, onu yakıştırıyorum ben İstanbul'a. Başka bir şey demiyorum. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştin? AK Parti. Yine Binali Yıldırım. Evet. Söylemeyin, bana kalsın. Söyleyin, biz de bilelim. Hayır ama onunla vereceğim.
İmamoğlu. Evet. Niçin İmamoğlu? Bir onu deneyelim. Öbürlerini denedik, 15 senedir hiçbir ayrını görmedik. Kimi denemiştiniz daha önce? AK Parti'yi denedik işte. Ondan öncekilerde ondan. Bakalım bir de onu deneyelim. İnşallah hayırlı olur diyelim. Ne diyelim? Bilmiyoruz. Binali Yıldırım'ı. Niçin Binali Yıldırım? Çünkü tecrübesi, ondan sonra siyasi anlamda tecrübesi çoğundan daha iyi olduğu için. Projelerini takip ediyor musunuz Yıldırım'ı? Tabii Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Çok güzel projeleri var. Onu da faaliyete en iyi geçirebilecek kişi. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Binali Yıldırım'a. Yine Binali Yıldırım. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bana şey geliyor, hani güzel bir rol oyuncusu olarak geliyor. Neden Binali Yıldırım? Ya adam yaptıkları ortadadır. Yıllardan beri ne yapmışsa bellidir daha. Göz ardı etmeyeceksin. Ben parti tutmuyorum ha, yanlış anlama. Ama o tercihim orası. Siz 31 Mart'ta hangi adaya oy vermiştiniz? Yine onlara verdim. Yine Binali Yıldırım. Bak yanlış anlama, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Müslümanım, Kürdüm. Ama ben seviyorum o insanları. Binali Yıldırım. Evet. Peki siz Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onun kim ya, onun kim, onun icraatı ne ya, Allah aşkına yapmayın beni. CHP bu memlekette taş üstüne taş koymamış be. Sen çocuksun, bilmezsin, küçüksün, ben yaşadım yıllarca, 65 yaşında. Bunlar ne yaptı bu memlekette? Söyler misin bana? Gel burada senin biliz, yer altında biliz, 3 dakika sonra Üsküdar'a gidiyorsun. 3 saatte Gebze'ye gideceksin. Bunların icraatı ne ya, Allah aşkına ya. Bir zaman İstanbul'a, bak sana diyorum ya, sen çocuksun, görmedin, yaşamadın. Çöp götürüyordu, koku götürüyordu, pislik götürüyordu. Daha şimdi başa gelmeden binlerce insanın ekmeğiyle oynadılar. Allah'tan korktum be. Bolu'yu görmüyor musun? İzmir Bayraklı'yı görmüyor musun? Adana'yı görmüyor musun? CHP'nin adayları, belediye başkanı bütün insanları ekmeğinden etti ya. Yapmayın böyle be. Allah var ya. Evet. 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksin? İmamoğlu vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Değişiklik olsun istiyorum. Daha güvenilir, daha genç çocuk, öne açılsın. Gençlere daha böyle şey yapılsın, yani gençliğe doğru gitsin siyaset biraz, değişim olsun. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsiniz? Yine İmamoğlu. Yine İmamoğlu. Peki İmamoğlu'na bir oy veren seçmen olarak İmamoğlu'nun projelerini takip ediyor musunuz İstanbul'da? Ediyorum tabii, ediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Halka dönük, daha elle tutulur, inandırıcı. Onun için İmamoğlu'nu tercih ediyorum. Peki. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Niçin Ekrem İmamoğlu? Çünkü geleceğin en iyisi. Onun için. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsin? Yine aynısına. 23 Haziran'da hangi adaya oy vereceksin? Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Evet. Niçin İmamoğlu? Gelecek çok güzel olacak, onun için. 31 Mart'ta hangi adaya oy vermişsin? Gene Ekrem İmamoğlu'nu, gene ona vereceğim. Projelerin... Ben koyu MHP'liyim ama ben ona vereceğim. Peki bir milliyetçi olarak Cumhur İttifakı'nın adayı var Binali Yıldırım. Onu neden desteklemiyorsun? Çünkü daha önce destekledik. Vaat ettikleri gibi hiçbiri sözünde çıkmadı. Bunlar yalan yani. Sadece seçim geldiğinde anlatıyorlar ama anlattıkları gibi değil. Türkiye'yi sattılar. O yüzden sizin tercihiniz İmamoğlu. İmamoğlu. Binali Yıldırım'a vereceğim efendim. Niçin Binali Yıldırım? Adamlar her şeyi yapıyor ya. Değil mi? Yıllardır İstanbul'u İstanbul yaptılar. Daha önceki günleri biliyoruz. Çöp yığınları oluyordu Sultanahmet'te ve şeyde. Üniversitenin orada affedersin kurtlar yürüyordu böyle. O günleri biz yaşadık. Bir kilo yağa sabah saat erken saatlerden ikindiye kadar ayakta durduğum günleri hatırlıyorum ben. Onun için Binali diyorum. Evet, Fatih'teki vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istediklerini sorduk. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım diyen de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyen de. Bakalım 23 Haziran'da kazanan hangi isim olacak?